Evet, herkese merhabalar. Bugün Mart Atak hakkında kendi görüş, fikir ve önerilerimi sunmak için bu videoyu çektim. Çünkü uygulama başladığı günden beri aslında destekliyorum. Desteklemeye de devam edeceğim. Hem trafik sorununu azaltması adıyla ve insanlar aslında bir nevi de bir gelir kaynağı oluyor. Çünkü biliyorsunuz artık yakıt alamıyoruz. Eskisi gibi aldığımız yakıtlarla gittiğimiz mesafeleri kat edemiyoruz. O yüzden aslında güzel ve desteklenecek bir paylaşım olduğunun altını tekrardan çizeyim. Konu aslında pek detaylı değil. Nasıl değil? Evet, bir uygulama var. Bu uygulama kullanılabiliyor. Martı bu uygulamadan hiçbir komisyon almıyor. Fakat sonrasında ne oluyor? Sürücü olarak ben bu uygulamayı indirdim arkadaşlar. Hatta yolcu almadım ama denedim. Yani burada olan şeyi görmek için. Nedir bu Martı tak tak? Örnek veriyorum, Tuzla'dan Kadıköy'e gideceğim ve yol üzerinde, yani sistemde belirlenen otomatik düzergah üzerinde eğer bir yolcu varsa onu almam gerekiyor. Nereye kadar? Yol üstünde herhangi bir yerde inebilir. Düzergahımız belli, sakın bunu kaçırmayın. Fakat gelen çağrılarda bölgemden, yani yol üzerinde değil de örnek veriyorum E5'in üstünden almam gerekiyor. Veya altından almam gerekiyor beni çağıran kişiyi. Tam tersi bir yere gitmesi gerekiyor mesela. Yani ben Tuzla'dan yola çıktıysam Gebze'ye gitmesi gerekiyor. Ya aslında burada sistem bir kendini aşıyor, yani kullanım amacını değiştirmiş oluyor. Yasallık konusuyla alakalı çok soru var. Hatta ceza yiyen arkadaşları görüyorum. Martı tak yazdığın zaman direkt şikayet var kısmında. O arkadaş mesela yediği cezanın makbuzuna kadar atmış. Şimdi normalde yasal deniliyor, fakat şöyle yasal deniliyor. Karayolları hatır taşımacılığı adı altında bunu diyor yapabiliyorsunuz diyor. 3-4 kere hatta Martı tak ekibinden müşteri temsilci arkadaşlar da beni aradı. Onlara da özellikle bu soruyu sordum. Şimdi hatır taşımacılığı nedir? Hatır taşımacılığı ücretsiz bir şekilde yapılan bir taşımacılıktır. Fakat hatır taşımacılığı altında biz insanı alıp buradan para alıyoruz. Şimdi Martı tak bundan komisyon almıyor, uygulamadan komisyon almıyor. Şimdi arkadaşlık da diyor ki benim diyor aracım diyor bağlandı. Ben diyor hem diyor 2 ay diyor aracım bağlandı. 9.000 küsür lira ceza yedim. Ayrıca beni çağıran diyor Martı tak müşterisine de diyor 900 TL diyor, bakın 900 TL ve 9.000 küsür. Ben diyor uygulamayı diyor anlattım, fakat korsan taksi taşımacılığına girdiği için polisler diyor aracımı bağladı. Olayı bağladı ve ekibi aradığım zaman biz hiçbir sorumluluk almıyoruz tarzına cevap verdi diyor. Ben bu konuyu 3 müşteri temsilcisi arkadaşa anlatarak bu şikayet olayını cevap almak istedim. Dedim ki tutun ki varsayalım benim aracım evet gerçekten bağlandı. Polis bağlayabilir. Sonuçta hatır taşımacı ücretsiz olan bir taşımacılık ve ben ücret alıyorum. İspatlayabilir veya ispatlayamaz. O tabii ki de karışık bir olay. Fakat benim aracım bağlanırsa bu konudan dolayı Martı bana sahip çıkıyor mu, beni destekliyor mu diye soruyu sorduğum zaman altını çize çize hatır taşımacılığı altında yapabilirsiniz diyor. Ve soruyu tekrar sorduğum zaman bu konu hakkında bilgimiz yok. Buraya not ediyoruz. En kısa zamanda size bu konuyla ilgili geri dönüş yapılacak diye 3 müşteri temsilci arkadaş bu cevabı verdi. Fakat bu konuyla ilgili gerçekten hiçbir arayan soran olmadı. Bakın yine söylüyorum. Bu uygulamayı destekliyoruz. Evet, güzel bir uygulama. Ticari anlamda bir kazanç sağlanacaksa tabii ki de belli prosedürler olmalı. Şimdi ben örnek veriyorum, Martı tak çağıramıyorum bu yorumlardan, bu düşüncelerden dolayı. Alamadığım cevaptan dolayı, yani Martı'nın kendisinden, müşteri temsilcisinden net cevap alamadığımdan dolayı hem çağıramıyorum hem sürücü olarak yolcu alamıyorum. Şimdi böyle bir sıkıntı var. Özel şoför hatır taşımacılığı deniliyor. Mesela reklamlarda şey diyor, özel şoför konforunda diyor. Şimdi amaç ne? Gerçekten birine götürüp yakıt bölüşmek mi? Yasal mı?
Gerçekten aracım bağlanır mı? Aracım bağlanırsa ve ceza yersem martı beni savunacak mı? Yoksa özel şoför konforunda korsan taşımacılık mı? Hep bir çelişki aslında. Yani sistem bu şekilde. Ben dediğim gibi YouTube'da da çok bilgi paylaşımı yok. Genel olarak SEO'da da bu şekilde paylaşım yok. Ya yani hiçbir yerde olmadığı için dedim ki en azından ben atayım. Yani ben bilgilendirmek istedim. Çünkü inanın her gün araştırıyorum. Yani yeni bir video gelecek mi? Yeni bir açıklama gelecek mi? Yani Martı Tek gerçekten yasal mı değil mi? Ama bu tür dönüşler aldığım için, bu tür yorumlar okuduğum için de anladım ki evet benim aracım bağlanabilir. Ben 9.000 küsürlere ceza yiyebilirim ve taşıdığım insan da ceza yiyebilir. Belki sivil polis bizi çağıracak, bilemiyoruz ki. Yani evet bir çağrı geliyor, çağrıda bir fiyat geliyor ama düzergahımın haricinde de gelen çağrılar var. Şimdi kullanım amacını da aşmış oluyoruz. Böyle bir uygulama. Eğer yasal olsa evet gerçekten iyi ama anladığım kadarıyla arkadaşlar yasal değil. Tamam hatır taşımacılığı ücretsiz. Ben evet beni çağırabilirsiniz ama ben size ücretsiz götürüyorsam evet hatır taşımacılığı. Ama ben sizden ücret alıyorsam bu hatır taşımacı değil ki karayollarında da gayet altı çizili ve net bir açıklaması var. Ücretsiz. Aklıma gelenler bunlar. Tabii ki de geliştirilmesi gereken uygulamanın bazı lokasyonları var. Örnek veriyorum nedir bunlar? İşte biz Martı skuterlarını sistem üzerinden nerede park olduğunu görebiliyoruz. Veya hatırlarsanız Uber kullananlar Uber sistemine girdiğiniz zaman sizin en yakın bölgede Uber araçlarının şeyleri geziyordu böyle. Hani sana yakın nerede var? İşte sana gelişi gidişi falan. Mesela bu uygulamada o da yok. Şimdi bir yere gitmem için benim direkt şey açmam lazım. Uygulama yolcu olarak ben düzergi açacağım ki sen beni çağırabilirsin tarzında bir uygulama arkadaşlar. Yani benim görüşlerim bunlar. Ben bunu açıkçası bir aydınlatmak istedim. Olayı kendi görüş fikrim ve yaşadığım olaylarla alakalı. Hani sizin de yaşadığınız şeyler varsa yorumlarda belirtin. Hep birlikte bir istihare yapalım. Hatta yetkililere de hani söylüyorum YouTube'da hani böyle bir video var bir hanımefendi bir video çekmiş mesela düzergi aracı işte Levent'ten Bostancı'ya geliyor fakat çağıran kişi Levent'ten Sarıyer'e gitmek istiyor ama çağrı sana geliyor. Şimdi bir de şöyle de bir şey var tamam gideceği yer ve şey alacağın yer ve gideceği yer yazıyor ama yani haritada öyle bir şey yok. Bazen bir bakıyorsunuz anında kapıyorlar o müşteriyi. Şimdi müşteri diyorum çünkü müşteri olarak algılıyorsun çünkü para alıyorum ben yani. Öyle bir mevzu var. Tabi almadım şu ana kadar hiç ama böyle bir uygulama arkadaşlar. Hani aklıma gelenler bunlar. Dediğim gibi hani sizin de başınıza gelen şeyler, merak ettiğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa bu yorum altında, bu video altında konuşabiliriz. İzlediğiniz için, vakit ayırdığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın.